Tiksinç bir haberle karşınızdayım. En fazla sinirlendiğim olaylardan biridir bu. Zaten en çok da üzerinde durduğum konulardan biridir bu. Bazı salaklar tabii ki bunu, bunu simpliye vesaire bağlamaya çalışıyor veya meriçlik yapacağımı falan söylüyorlar. Ve geri zekalı partner bulma konusunda herhangi bir sıkıntı çekebilecek biri değilim. O seviyelere düşecek biri değilim. Bir oturup düşün bakayım. Bunlardan biri sahne olmak üzere. Dört farklı sanat dalında çalışan birinin partner bulma konusunda herhangi bir sıkıntı çekebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Bu daha çok sinirli olmamdan kaynaklı. Sevdiğim insanlar var. Arkadaşlarım var. İleride belki çocuğum olacak kız çocuğum. Bunların onların başına gelmesinden felaket korktuğum için böyle. Habere geçiyorum. Oğlunun sevgilisine fotoğraflarla şantaj yaptı. Genç kız not bırakıp hayatına son verdi. Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül geride bir not bırakarak yaşamına son verdi. Notta genç kızın ismini verdiği Gökhan Ağa ile oğlu gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddiaya göre Gökhan Ağa, oğluyla arkadaş arkadaşlık yapan genç kıza oğlunun telefonunda gördüğü uygunsuz fotoğraflarla şantaj yaparak birlikte oldu. Aleyna Agül'ün ölümümden Gökhan Ağa sorumludur yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis baba Gökhan Ağa ile oğlu Göktürk Ağa'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken genç kızın ailesi baba oğulun serbest kalmasına tepki gösterdi. Olayın detaylarında şu var. Adam oğlunun telefonunu kurcalıyor ve o sırada kızın oğluna attığı fotoğrafları görüyor. Bu fotoğrafları bulduktan sonra kızı ofisine çağırıyor elinde fotoğrafları olduğunu söyleyerek. Sonra da zorla birlikte oluyor. Ve kanıtlanması da o kadar zor bir olay ki bu. Üzerine baya bir baskı uygulaman gerekiyor ki polisler çok iyi çalışsın. Belki o ihtimalle gerçekten bu kişiler yakalanıp bir ceza alabilir. Alacakları cezanın da öyle çok yüksek olacağını da düşünmüyorum. Benzer olayları gördük. Benzer olaylarda benzer cezaları da biliyoruz. O kadar komik cezalar ki bazı konularda biz fırsatlar ülkesiyiz. Bazı suçlara bizde çok komik Cezalar verilebiliyor. Bir de üstüne bir takım elbiseyle çıkar hakim karşısına alsana bir de temizinden ihal indirimi. On numara hayat. Bu tarz olaylar çok yaygın. Özellikle artık son dönemlerde daha da yaygınlaştı. Bizde bir nudatma kültürü oluştu. Kişiler birbirine rahat rahat gönderiyor bunu. Buna karşıyım da diyemem, karşı değilim de diyemem. Ben pek de sevmem gerçi nut kültürünü. Sürprizini kaçıran bir olay bir kere. Çok detaya inmeyelim. Ama bu rahatlığı kullanan çok insan var. Özellikle tecrübesiz olduğu dönemlerde insanlara çok fazla güvenebiliyorlar. O gönderilen fotoğraflar da sadece o kişiye gitmemiş oluyor. Alıyor çocuk o fotoğrafları WhatsApp gruplarında döndürüyor. Yakın arkadaşlarına gösteriyor. Yetmiyor malum sitelerde paylaşmaya çalışıyor. Eğer birine böyle bir fotoğraf gönderdiyseniz veya video büyük ihtimalle sadece o kişi görmedi onları. Sorun aslında sonrasında başlıyor. Yani birçok ülkede zaten var bu. Bazı ülkelerde bunun baskısı da oluşmuyor. Kolay kolay Finlandiya'da birine bu yolla şantaj yapamazsın. Veya Amerika'da. Orlarda da var ama sayıları çok az. Hadi diyelim ki gö görüntülerin ifşa oldu. Toplumsal baskı o kadar da fazla olmuyor. Normalleştirmeden dolayı daha rahat oluyor. Bizde ise öyle değil. Bizde üf. Bizde şöyle bir kafa yapısı var zaten. Birinin fotoğrafları internete düşmüşse artık sen onu taciz edebilirsin. Sana göklerden böyle bir hak geliyor. Kafa yapımız gerçekten böyle. Lise zamanlarını düşünüyorum. O zamanlar işte fotoğrafları, videoları paylaşılan insanlar olmuştu okulda. İnsanların davranışları direkt eleme üzerine. Dalga geçiyorlar, dışlıyorlar. Sürekli onları yüz yüzüne vuruyorlar, intihara sürüklenebiliyorlar veya aile tarafından şiddete sürüklenebiliyorlar. Bunun riskinden dolayı eğer birinin eline videonuz, fotoğrafınız falan düştüyse o artık size istediğini yaptırabiliyor. O fotoğrafları paylaşan kişiler zaten bunun rahatlığında çünkü ceza da almıyorlar pek veya diğeri gibi toplumsal şiddetle, diğer şiddet türleriyle falan karşılaşamıyorlar. Lise zamanı bu tarz şeyler başına gelen kızları söyleyeyim ne oldu? Neredeyse hepsini aileleri okuldan aldı, evden bile dışarı salmamaya başladılar. Diğer tarafsa rahat rahat hayatlarına devam etti. Birinin hayatını karartmanın ağırlığını bile yaşamamışlardır büyük ihtimalle. O rahatlık çoktan gelmiştir bunlara. Yani buradan kadın takipçilere şunu söylemem gerekir. Evet belki o kişiye fazla güveniyor olabilirsiniz. Kim olursa olsun bu tarz şeylere bence bir girişmeyin. Çünkü devamında sürekli başınıza bir şeyler gelecek. Ha diyelim ki daha önce yaptınız. Saflığınıza geldi ve bu tarz bir olayla karşılaştınız. Size en iyisi başka bir şehre geçip yeni bir hayat kurun. Evet ağır bir şey ama bu toplum da ...gerçekten normalleştirilmiş bir olay da değil bu. Bulunduğunuz yerdeki çevre baskısından çok daha iyidir... ...yeni bir yere geçip yeni bir yaşam kurmaya çalışmak. Çünkü o andan sonra size iyi davranan kişilerin bile çoğunun niyeti farklı olacak. Siz artık o nişanın ortasındaki hedef olacaksınız. Eğer internete düşmüşse isminizi değiştirin. En azından internette kullandığınız isminizi değiştirin. Gerçekten öyle yakın zamanda çözülebilecek bir olay da değil bu maalesef. Erkekler içinse söyleyeceğim olay şu... ...siz, hepiniz için değil tabii ki bu yönde baskı oluşturan abazan tayfı için söylüyorum. Siz birinin bu tarz lincine dahil olursanız başkaları da sizin sevdiğiniz birinin lincine ortak olmaya başlar. Benim yakınımın başına gelmez de min gelir. Çözümü aslında normalleştirmek. E bu da bizim toplumun hepsine gitmez. Yaşam tarzından dolayı. O yüzden mümkün mertebe bu tarz şeylere pek kapılmamak gerekiyor. Bizde mesela ünlülerin de başına geliyor ya bu. Ünlünün fotoğrafları internette yayılıyor. Artık bir daha o ünlüyü pek görememeye başlıyorsunuz. Adel yaptıydı sanırım bunu. Bunu tehlikeli tehdit et etmeye çalışıyorlar fotoğraflarıyla. Diyor ki iyi ben paylaşayım o zaman. Ve mesele o gün paylaşılıyor haberlerde vesaire. Sonra o gün orada kapanıyor. Biz linç etmeyi çok seviyoruz o var. Çünkü hepimiz mükemmeliz ya biz. Altın gibi insanlarız ya hepimiz böyle. Şahaneyiz ya. Biri bir bizim gibi davranmasın hemen onu yok etmeye çalışıyoruz. Çünkü mükemmel insanlarız ya biz. Al işte gencecik kız. Baya da tatlı bir şey. Başına gelen şeye bak. Burada birçoğunuzun abisi sayılırım. Gerçekten güvenmeyin. Erkek için de söylüyorum bunu. Bugün onları linç Yarın size de gelir. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.